benzen halkasının aromatik olması sebebiyle önce şuraya daha güzel duran bir benzen halkası çizeyim. Evet, aromatik olması sebebiyle kararlı olmasından bahsetmiştik. Bu çift bağları oluşturan pi orbitallerindeki bu elektronlar aslında bu çift bağda sabit değiller. Karşılıklı yer değiştirebilirler. Yani bu şuraya, bu şuraya ve bu da şuraya gidebilir. Aslında bunlar ileri geri gitmezler. Tüm halkayı daire şeklinde dolaşırlar. Ve bir molekül aromatik olduğu zaman bu durum onu kararlı hale getirir. Tabi bazı aromatik örnekler görmüştük. Mesela bazı benzen halkaları. Bunlara çarpan başka yapıların da olduğundan bahsetmiştik. Bunlar ister halojenürler olsun ister OH grupları olsun bu şekilde bir durum var. Bu videoda yapmak istediğimiz şey bunun nasıl olabileceğini bir benzen halkasına bu yapıların nasıl ekleneceğini düşünmek olacak. Yani elektrofilik aromatik sübsitüsyonu öğreneceğiz. Şuraya yazalım. Elektrofilik aromatik sübsitüsyon. Tabii şimdi şöyle diyebilirsiniz. Az önce halkaya bir şeyler eklendiğini söylediniz. Ama aslında burada 6 hidrojen var. Şöyle çizerek sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 hidrojen. Hepsi burada her zaman mevcut. Çizmeseniz bile yine oradadırlar. Yani aslında burada yaptığımız şey bir klor veya brom veya bir OH grubu eklediğimizde aslında bunlar hidrojenlerle yer değiştirmiş oluyorlar. Bu yüzden buna yer değiştirme anlamında sübstitüsyon diyoruz. Aynı zamanda bu yapı aromatiktir. Çünkü elimizde bir benzen halkası var. Tabii bunu yapmak için gerçekten güçlü bir elektrofile ihtiyacımız olacak. Şimdi bunun nasıl olacağını görelim. Bunu yapmadan önce kopyala yapıştır işlemini yapayım. Çünkü yeniden çizmek istemiyorum. Şöyle bir kopyalıyorum. Evet. Diyelim ki elimizde çok güçlü bir elektrofil bulunuyor. Önümüzdeki birkaç videoda size belli örneklerle göstereceğim. Böylece gerçekten güçlü bir elektrofilin ne olduğunu daha iyi görselleştirebileceksiniz. Tabi kelime anlamıyla elektrofilin elektron seven bir yapı olduğunu hayal edebilirsiniz. Elektronları gerçekten çok ama çok istiyor ve genellikle artı yüklü olur. Ama ben buraya elektron seven yazmak istemiyorum. Çünkü elektrofil veya nükleofiller hakkında konuşurken aslında bir şeyin ne kadar iyi tepki verdiğinden bahsederiz. İşin içindeki enerjilerden bahsetmeyiz. Bu yüzden farklı bir şekilde ifade edelim. Elektron almakta iyi diyelim. Bu işte gerçekten çok ama çok iyi. Peki şimdi ne olacak? Bunun zaten oldukça kararlı olduğunu söylemiştik. Bu elektronlar yani bu pi elektronları her yerde dolaşabilir. Peki sizce elektron almada gerçekten iyi olan bir şeye doğru şekilde çarparsa ne olabilir? Diyelim ki bu elektronu ele aldık. Bunu bu şekilde çizdim ama bu karbonun üzerinde. Karbon sadece kesişme noktasında. Kafanız karışmasın. Elektronları almada gerçekten çok iyi olan bu elektrofil doğru şekilde çarparsa bu elektron o elektrofile gidebilir. Önce şuraya başlangıçtaki molekülümüzü kopyalayıp yapıştırayım. Evet. Peki geriye ne kalacak? Tabii bu bağ artık olmayacak. Artık elektrofille bir bağımız var. Netleştirmek gerekirse şuradaki elektronumuz halen kesişme noktasındaki bu karbonun üzerinde ama diğer uçtaki elektron elektron almada iyi olan bu elektrofile geçmiş durumda. Yani diğer taraf bu elektrofile geçti. Böylece elektrofil artık bir elektron kazanmış oldu. Artı yükü bulunuyordu, şimdi ise nötr oluyor. Tekrarlayacak olursam, önümüzdeki birkaç videoda size bunun belli örneklerini göstereceğim. Bu bağ artık şu şekilde görünecek. Karbonlara baktığımızda ise bu karbon bir elektron kaybetti. Tabi elektron kaybetmesiyle artık artı bir yüke sahip oluyor. Şimdi bir benzen halkasına rezonans kararlılığı olan bir moleküle bunu yapmak zor. Bu yüzden biraz kendimi tekrarlamış gibi olacağım ama bunu yapmak için çok iyi bir elektrofil olmalı. Ancak bu elektrofil olduğunda aslında nispeten kararlı bir karbokatyon söz konusu. Bunun da nedeni sekonder bir karbokatyon oluşudur. Ama aslında rezonans kararlılığı olan bir karbokatyondur. Çünkü buradaki elektron şuraya geçebilir. Eğer bu elektron şuraya giderse yapımız şöyle bir şeye benzeyecektir. Şöyle hızlıca rezonans yapımızı yeniden çizelim. Şurada hidrojen ve elektrofilimiz bulunuyor. Tabi bu bir artık elektrofil değil. Ama yine de buraya bir E eklenmiş oldu. Evet şurada da bir hidrojenimiz var. Tam burada bir çift bağımız mevcut. Tabii diğer hidrojenlerimiz de şuralarda yer alıyor. Dediğim gibi bu kararlı haldedir. Bu yüzden buradaki bir elektron buraya geçebilir. Şimdi bu elektron buraya geçerse çift bağımız artık şurada olur. Şu şekilde. Tabii bu kez de bu karbon bir elektron kaybedecek. Bu yüzden artı yük ona geçmiş olacak. Evet burada rezonans kararlılığı söz konusu yani şuraya geri dönebilir ya da bu elektron buraya geçebilir ki o zaman başka bir yapı elde ederiz şimdi her şeyi yeniden çizelim tüm bu hidrojenleri de eklemeyi unutmayalım şurada hem hidrojen hem de e grubumuz var evet şuralara da hidrojenlerimizi yerleştirelim Normalde hidrojenlere düşünmeye gerek yok. Ancak hidrojenlerden biri bu mekanizmada daha sonra alınacak. Bu yüzden tüm hidrojenleri buralarda olduklarını bilmeniz için çizmek istiyorum. Az önce de dediğim gibi bu rezonans kararlılığı olan bir yapı. Şimdi bu elektron şuraya geçerse buradaki çift bağ artık şurada olur. Tabi bu kez de buradaki karbon bir elektron kaybediyor ve bu da ona artı yük vermiş oluyor. Üstteki çift bağda ise bir değişiklik yok. Onu da şuraya çizelim. Kısacası bu yapılar arasında gidip gelebiliriz. Elektronlar halkanın içinde dolanıyor. Belki de elimizde tamamen aromatik olan bir benzen halkamızın olduğu durum kadar harika olmayacak. Hatırlarsanız burada elektronlar P orbitallerinin etrafında halkanın çevresinde dolaşarak yapıyı kararlı hale getirebiliyordu. Ama bu da halen nispeten kararlı bir karbokatyon. Çünkü elektronlar hareket edebiliyor. Ve ayrıca buradaki artı yükü bu karbon, şu karbon ve sağdaki bu karbon arasında dağılan bir artı yük olarak görebilirsiniz. Tabi dediğim gibi bu halen harika bir durum değil. Molekül aromatik olmaya geri dönmek ve gerçekten kararlı duruma geçmek istiyor. Ve gerçekten kararlı duruma geri dönebilmesinin yolu bu yapıya bir şekilde elektron eklenebilmesidir. Bunun da olabilmesinin yoluysa şu şekilde olacak. Etrafta bir baz olacak ve bu protonu yakalayacak. Bu proton elektrofilin bağlı olduğu karbon üzerinde yer alan proton. Bu bazın protonun yani hidrojen yakalamasının ardından farklı bir renk kullansam daha iyi olacak. Hidrojenin bu elektronu bu karbona geri dönebilir. Böyle yapınca biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir. Şöyle çizeyim. Peki şimdi nasıl görünecek? Bundan sonra nasıl görüneceğini şöyle alta çizerek gösterelim. Evet. Önce altı karbonlu halkamızı çizelim. Şimdi de tüm hidrojenlerimizi ekleyelim. Evet. Yeşil rengi kullanmışım. Süper. Hidrojenlerimizi şöyle ekleyelim. Şimdi buraya dikkat. Buradaki hidrojeni yani çekirdeğini şu baz almıştı. Hidrojen artık baz tarafından yakalandı. Yani şimdi buradaki elektron hidrojene geçmiş durumda. Şöyle yanına ekleyelim. Diğer elektronsa bazda kalmaya devam edecek. Onu da şöyle buraya çizelim. Böylelikle bu bazın konjuge asidi oluyor. Yani bir proton kazanmış durumda. Buradaki karbona bakacak olursak burada eskiden elektrofil olan yapı var yine aynı renkleri seçiyorum ki kafa karışıklığı olmasın. Bu bağ şu bağ oluyor. Yani üstteki bağ şu alttaki bağ. Son olarak çift bağlarımızı ekleyelim. Biraz renklendirerek daha belirgin olmasını sağlayalım. Bir çift bağımız tam şurada yer alıyor. Bir diğeri ise şurada olacak. Şimdi bu elektron üstteki bu karbona geri döndü. Evet. Şimdi yine aynı renkle gösterelim. Bu bağ ve elektron üstteki bu karbona geri döndü. Böylece aşağıda şu şekilde görünecek. Tabi bu durumda üstteki karbon artık nötr hale geliyor. Ve yine aynı şekilde rezonans kararlılığı söz konusu oluyor. Burada unuttuğum bir şey var. Yükü kararlı hale getirmek için ne yapabiliriz? Belki de bu bazın başlangıçta eksi bir yükü vardı ama olmak zorunda değil. Ama eğer bu bazın başlangıçta eksi bir yükü varsa şimdi hidrojene bir elektron vermesiyle nötr hale geldi. Bu oldukça mantıklı çünkü öncesinde bir artı ve bir de eksi yükümüz vardı. Ardından her şeyin tepkimeye girmesiyle yapı yeniden nötr oldu. Yani toplamda net yük sıfır. İşte bu elektrofilik aromatik sübstitüsyon tepkimesi. Yani hidrojenlerden birini ilk başa dönelim. Hidrojenlerden birini bu elektrofille değiştirdik. Tabi başta elektrofildi. Daha sonra bir elektron almasıyla benzen halkası üzerinde bir tür grup oldu. Ve bu karışık süreçten geçerek sonunda üzerinde bu E grubu bulunan başka bir aromatik molekül elde ettik. Bir sonraki videoda bunu size elektrofil ve bazların belli örnekleriyle göstereceğim.